İngiltere'de konferanslarımız başladı inşallah. Bugün malumunuz. Bugün şu anda ikinci konferansımız devam ediyor. İngiltere'de bayağı haberler çıkmış. Dinleyelim bakalım ne varmış haber. İngiltere'de heyecanlanmışlar sizin konferanslarınızın çıkacağı duyulunca. İnşallah BBC'de dahil olmak üzere birçok yerde haber var. The Guardian'da haber var örneğin. Evet, BBC ne diyor? Okuyayım hocam inşallah. BBC'de yine aynı konudan bahsediliyor Guardian'daki. Guardian'ı okuyorum. Londra Leyton Camisi imamı Doktor Usame Hasan evrimi savunuyormuş. İslam ile evrim uyumludur diyormuş. Bu nedenle de ölüm tehditleri alıyormuş. Güya demagojik bir üslup kullanmışlar. Bu bilgiyi verdikten sonra hemen sizin İngiltere konferanslarınızın başladığını yazmışlar hocam inşallah. BBC'de de aynı üslupta. Türkiye'den ünlü İslami yaratılışçı Harun Yahya'nın pazartesi günü yani bugün Londra'da konferansları başlıyor diye BBC'de haberler devam ediyor hocam inşallah o şekilde. Evet. Evet. Yalnız üstüne o bant gelmese daha iyi okunurmuş ama. Evet. Biraz büyüteyim mi onu hocam inşallah? Ne diyor Harun Yahya? Ünlü yaratılışçı Türkiye'den öğretici Harun Yahya'nın konferans Londra konferans turu pazartesi günü başlıyor diyor. Heyecanlanmışlar maşallah. Darwinizmin kalesi. Darwinizmin doğduğu yer. Yani deccaliyetin doğduğu yer. Orada da konferans yapınca haliyle heyecanlanıyorlar demek ki. Ama bu ilk değil bizim. Bu kaçıncı? Maşallah. İngiltere tamamen düzelinceye kadar, eksiklerini giderinceye kadar anlatıma devam edeceğiz. Bilimle, akılla, ikna ederek, güzellikle konuları açıklayacağız. İnşallah. İnşallah hocam. Şu anda evet. Islamic Center of England'da şu anda devam ediyor ikinci konferansımız. Evet. Her gün hafta sonuna kadar inşallah devam edecek. Yarın Wolverhampton'da sonra Manchester'da, Dundee ve Glasgow'da konferanslarımız devam edecek inşallah. Evet. Yer gök inliyor. İnşallah hocam. Vesilemizle. Özellikle İngiltere çok önemli. İngiltere, Fransa, Amerika. Buralarda ağırlıklı olarak faaliyetlere devam edeceğiz. Darwinizm ilgili. İnşallah hocam. Amerika'da da konferanslarımız devam ediyor. Oradan da Texas'taki konferanstan görüntüler gösteriyorum. Üniversitede, Texas Üniversitesi'nde verilen konferansta inşallah. Güzel. İkna edilmesi çok önemli tabii. Yavaş yavaş, sakin, aklı başında, delillere dayandırarak samimi bir üslupla anlatılması gerekiyor. Çünkü karşı taraf sürekli tek yanını anlatmış. Bizim de akılcı olarak anlatmamız gerekiyor. Kitaplarla, belgelerle. Duygusal değil. Evet. Romantik değil. Akılcı yani. Gerçek delillere dayalı olarak anlatıyoruz. En önemli yerlerden başlıyoruz. Bir de fazla demagojiye de girmiyoruz. Konuyu genişletmiyoruz. Demagojiyi hiç kabul etmiyorum. Demagoji yok. İnşallah. Karşı tarafın silahı demagojidir. Bizde samimiyet, dürüstlük, candanlık, doğru delil, kolay anlaşılırlık. Yani karmaşa... Hocam gerçeğe evet. Daha yakınlaştırıyor değil mi? Evet. Karmaşık anlatılacağını hiç anlatmasak daha iyi. Çünkü bilimsellik adına karma karışık anlatılırsa halk anlamaz. Öyle kolaylaştıracaksın ki 7 yaşında çocuk daha iyi anlayacak. Bizim yaptığımız öyle. Üniversite profesörün de anlayacağı gibi, çocuğun da anlayacağı gibi. O şekilde anlattığımız için çok başarılı oluyor.